Evet, bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ankara'dan bir konu olacak arkadaşımız Ahmet Doğan'ın. CHP Genel Sekreteri Sayın Gürsel Tekin. Ahmet Bey'e bırakıyoruz şimdi sözü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün son derece yoğun bir gündem söz konusu. Özellikle az önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama büyük dikkat çekti. Diğer taraftan çeşitli tartışmalarda söz konusu. Bunlardan sonuncusu KPSS skandalı ve hemen ardından ortaya çıkan VIP torpil listesi. Biz de bu konuyu değerlendireceğiz. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kurmaylarından partinin genel sekreteri Sayın Gürsel Tekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim bugün bütçe başladı. Biraz ona geleceğim ama müsaade ederseniz öncelikle birkaç gündür Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri olan hatta Sayın Haluk Koç'un açıkladığı bir torpil listesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Önce aslında yolsuzluk skandalı, şimdi aslında torpil skandalı. Şimdi özellikle Anadolu'da çok kullanılır. Deveye sormuşlar boynun niye eğri demiş. Derem düzgün ki. Bütün uygulamalara baktığınızda maalesef uygulamaların tamamı yasa dışı, hukuk, kural tanımazlık bir anlayışla devam ediyor. Şuradan başlamak istiyorum, sondan başlayayım, oraya da geleceğim. Son dönemlerde güvenlik yasası tartışılıyor. Dünyanın her ülkesinde nereye bakarsanız bakın, sorarsanız sorun, yasalara da çok açık nedir. Güvenlik ne demektir? Kurallara uymak demektir. Yasalara uymak demektir, anayasaya uymak demektir. Bir iktidar düşünün, kural tanımaz, yasa tanımaz, anayasa tanımazsa o ülkede her türlü tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Ne demek bu? Soru, yani paranızın çalındığı yerde, sınav sorularınızın çalındığı yerde torpillerin konuşulması bile ayıptır bence. Ya bu niye konuşuyoruz onu da çok merak ediyorum. Bunlar çok zor bir şey değildir ki. Yani bir talancı bir mantıkla karşı karşıyayız. 25 Aralık, 17 Aralık, 25 Aralık hesabı halen verilebilmiş değildir. Bu vesileyle benim iPad'im ver misin? Bu vesileyle sizin aracılığınızla da açıklamak istiyorum. Sadece Türkiye bu kara dönemde kurtulması için ayın 17'si ile 25 arasında Türkiye coğrafyasının tamamında bir daha siyasetçi kirli işlere el uzatmasın diye Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz billboardlara, megaboardlardan önümüzdeki dönemlerde 17 Aralık ve 25 Aralık haftasını kutlayacağız. Bu vesileyle de onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama en önemlisi yine bugün Sayın bir bakanımızın açıklaması var. Özellikle imar uygulamalarıyla ilgili. İmar uygulamalarından ve 17 Aralık, 25 Aralık'tan çok önce 2011 yılında, 2011 yılının sonu, belki parlamentoda siz de haber yapmışsınızdır mutlaka. İstanbul'da, sadece İstanbul'u baz alarak, İstanbul'daki imar uygulamalarında ne oluyor? Kupon arsalar nasıl pazarlanıyor? Kamuya ait yerlerin, yani devlete, millete ait yerlerin nasıl talan edildiğini, hangi imar uygulamalarıyla kimlere verildiğini bir harita halinde açıkladım, hatırlarsanız. Evet. Ve orada da şu cümleleri söyledim. Burada maalesef bütün bu uygulamalarda bakan çocukları kullanıldı. Ama o tarihlerde kimse merak edip de ya kim, hangi bakan çocuğunu tarif ediyorsunuz deme gereği duymadı. Ne yazık ki öylesine bir kirlilik döneminde yaşıyoruz ki insanların, bir babanın, bir annenin en kutsal değeri kendi çocuklarıdır. Eğer bir hükümetin kabinenin içindeki suçüstü olmuş insanların dışında birçok insan bu kirli işlerde çocuklarını kullanıyorsa bunun izahı mümkün değildir. Kirli işlerinizde çocuklarınızı alet ediyorsunuz. Siz billboard mı hazırladınız efendim bunu? Tabii billboardlar. Var mı onun örnekleri yanında? Elbette, istiyorsanız bir tanesini sizinle. Bunu tüm Türkiye'de herhalde şey yapacaksınız değil mi? Tabii ki tüm Türkiye'de. Evet. Ve çok enteresan yine keza iktidarın şöyle bir durumu var. Biraz daha kalabilirsiniz evet. Efendim. İktidarın şöyle de bir durumu var. Ya bütün yasa dışı uygulamalara çıkan, gayri yasal yöntemleri kullanan, yani mafya örgütleri gibi, kendi yöntemi, kendi örgütünü kurmaya çalışır. Onun için de millete şey yaparlar, sürekli çamur atarlar. İşte o paralelde öbür şuydu, buydu falan, böyle lagaluga ile götürmeye çalışırlar. Önce ne yaparsınız? İletişimi sağlamanız için basını, medyanızı oluşturmak zorundasınız.
Yetmedi, ne yapacaksınız? Kendi iş dünyanızı kurmaya çalışacaksınız. Yetmedi, kendi havuz araştırma şirketlerinizi kuracaksınız. Yetmedi, kendinize göre sendikalar oluşturacaksınız. Bütün bunları yaptılar, sonra geldiler, devleti şimdi ayrıştırıyorlar. Yani devletin kurumlarına bakın. Bizim hakimler sizin hakimler. Bizim polisler sizin polisler. Bizim askerler sizin askerler. Bu kadar tehlikeli bir süreci Türkiye hiç görmemişti. Niye buna ihtiyaç duyuyorlar? Şundan dolayı ihtiyaç duyuyorlar. Yani son baştan başladım, yine o noktaya getirmek istiyorum. Güvenlik yasası ihtiyaç duydukları için, AKP ihtiyaç duyduğu için güvenlik yasası çıkarıyor. Hani çok kullanırlar ya, fırsatlar ülkesi. Doğru. AKP için Türkiye fırsatlar ülkesi. Ama fukara için de fıtratlar ülkesi haline geldik. Şimdi bu fırsatları bu kadar hoyratça değerlendiren, yasa dışı değerlendiren bir hükümet ne yapacak kendisine? Kendisini koruyabilecek bir güvenlik yasası çıkaracak. Hiç kimse merak etmesin. Bizi şu anda dinleyen yurttaşlarıma sesleniyorum. Öyle o hikayeler, efendim biz güvenlik yasası çıkaracağız, terör örgütlerle mücadele edeceğiz falan. Hiç hikaye bunlar. Çıkaracağınız bu yasaların hiçbir tanesi herhangi bir örgüte gücü yetmeyecek, yetmediği gibi. Ne için çıkıyor o zaman efendim? Bu kadar şimdi çocuklarınızı bulaştırmışsınız. Kendiniz bulaşmışsınız. Kabinenin üçte biri. Dünyada örneği yok. Dünyada örneği yok. Siz bakmayın dört bakanla sınırlı kaldı. Bu dört bakan falan değil. Bunun sayısının ne olduğunu biliyoruz. Kabinenin neredeyse üçte biri suça bulaşmış, yasa dışı uygulamaların içine girmiş, bu yetmemiş, Orta Doğu coğrafyasında bir sürü terör örgütleriyle ilişkiye girmişsiniz, para trafiğin içine girmişsiniz, her türlü yasa dışı işin içinde varsınız. Şimdi bütün bunları nasıl tolere edeceksiniz? Hukuk işletsin bu, olur mu böyle bir şey? Hukuku kaldıracaksınız. Yargıyı tehdit edeceksiniz. Ondan sonra işte adına kardeşim sokakta yürüyorlar da efendim el bombası patlıyor da falan oluyor filan oluyor. Vatandaşı zavallı, hani fıtratı olan vatandaşlar var ya, fıtratı olan vatandaşları da gazla, zopayla, şöyle buyla güvenliğini sağlıyorum diyeceksiniz. Buna sakın inanmayın. Bu güvenlik yasası sadece AKP'yi koruma yasasıdır. Nerede gariban zavallı için böyle bir güvenlik yasası? Kaldı ki o maddelerin çoğuna baktığınızda, o maddeler yani terörle mücadele konusunda yasalarımızın hepsi var. Bunların hepsi var şu anda. Bunun için böyle bir ihtiyaç yok. Çok somut örneği biliyorsunuz. Bir genç kardeşimiz okulda poşeti takmıştı. 18 ay cezaevinde yattı. 18 ay. Maske takmanın ceza olduğu var zaten bizim şeylerimizde. Ama bunları böyle vatandaşa gösterip arka planda da efendim şüpheli şahıs. Makul şüpheli. Makul şüpheli. Ha, tabii şüpheli yani, aklı canı istemedi. Gazeteci, yazar, çizer, iş adamı. Kaldı ki bu yasa yokken bu tehditleri yapıyorsunuz. Yani hukuken bu uygulamaları yok. İş adamını tehdit ediyorsunuz. Gazeteciyi tehdit ediyorsunuz. İstediğiniz adamı işinde ediyorsunuz. Bir de bu yasayla düşünün. Sabahleyin bir zat-ı muhterem çıkacak, düğmeye basacak. Ahmet'i alın. Ahmet alındı. Polis geldi, işini yaptı. 4 gün Ahmet yok. 5. gün Ahmet'in avukatı, gideyim kardeşim bu Ahmet'e ne oldu? Bir savunmasını yapayım diyecek. Dosyada hakim bilgi diyecek. Yok. Hakim diyecek, hoş geldin avukat bey. Ben Ahmet'in dosyasına bakacağım. Bakamazsın. Niye? Gizlilik var. Şimdi böyle bir ortamda ya Allah aşkına kimseyi kandırmasınlar. Ben Davutoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu işin sonu yok. Yani bu işin fıtratı öyle bir noktaya geldi ki, bu fıtratı mıtratı aşan bir iş olduğu için gelsinler şöyle bir şey yapalım. Sayın Ali Babacan uluslararası bir toplantıda kendisine sorulan sorular var. Ya somut, çünkü bu hırsızlıklar öyle bir noktaya gelmiş ki uluslararası rakamlara da baktığınızda 11 puan yükselmiş. Bunun üzerine sorular geliyor, diyorlar ki ya ne oluyor bu ülkede, ya hani bir sürü yatırımcı tereddüt falan, hırsızlık, yolsuzluk falan. Sayın Ali Babacan şunla sonlandırıyor, şöyle bir cevap veriyor. Önümüzdeki dönemde kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele yasası çıkmazsa ben orada oturmayacağım. Yani böyle tatmin ediyor. Ben de diyorum ki Sayın Ali Babacan'ın uluslararası bir toplantıda söylemiş olduğu bu cümlenin altına imza atıyorum.
gelin kapsamlı yolsuzlukla mücadele etme yasası çıkaralım. Belki geri kalana da gerekiyorsa bir pişmanlık yasasında faydalanın. Çünkü bunun sonu yok. Pişmanlık yasasında faydalanın. Bu işi kapatalım. Türk siyasetini, Türkiye'nin itibarını ayaklar altına sermeyelim. Dünyada örneği yok. 11 basamak yükselmişiz. Bu 11 basamak sadece itibarımızı mı zedeliyor? Ekmeğimizi çalıyor aynı zamanda. Yatırımcı, yabancı yatırımcı, bilmem neci, bütün bunlar bu manzarayı görünce kaçıyor. Türkiye'nin işleri sorunu çok. Türkiye tabii bu sorunları otoriterleşerek, sıkı yönetim ilan ederek bunları yapamaz. Türkiye demokrasi işletecek, Türkiye hukuku işletecek. Hukuka tehdidi asla kabul etmeyiz. Son dönemlerdeki tehdit. Bana şimdi geçen soruyu bir tane gazete. Kim kimi tehdit etmiş? Ne olan kapısına gidip silah mı dayayacak? Söylüyor, açık söylüyor. Bir yargı kararı var. Yargı kararını Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben tanımam. Gel de yıkabilirse yık. Danıştay kararları, Sayıştay kararları, bütün bu kararlar uygulanmıyor. Bu kadar yasa dışı bir uygulama olabilir mi? İkinci şey, izin verirseniz. Efendim, son dakikamıza girdik. İsterseniz sınav konusuna dönelim. Memur atamalarına, biliyorsunuz başta da ifade ettiğimiz gibi çok sayıda atama, çok. Sınavsız atama var. İnsanlar sınavda iyi not almak için dershaneye gidiyorlar, gece gündüz çalışıyorlar ama bir bakıyorsunuz öbür tarafta hiç sınava girmemiş insanlar AKP kadrolarından göreve getiriliyorlar. Kesinlikle, yani biraz önce de bu bütün vatandaşımızın daha net anlayabilmesi açısından bunları söyledim. Yani cepinizde para çalınıyorsa sizin sınav hakkınızın çalınmasını sorgulamak bile zorlaşıyor. Maalesef bütün bu uygulamaları var. Kamuya baktığımızda bu uygulamaların tamamı ve bu uygulamaları yapanlar da ne yazık ki bu parlamentoda oturanlar. Bu parlamentonun %50'si, şuna emin olun, %50'si suça bulaşmıştır. Kimi imar uygulamalarında, kimi torpillerde, kimi yasa dışı uygulamalarda, tamamının önemli kısmının çocukları müteahhit. Dünyada böyle parlamento yok. Sayın Cemil Çiçek'e sorun. Bütünün serecesini döksünler. Yani İngiltere parlamentosunda görev yapan bir parlamenterin, bir bakanın çocuğu kamuda iş yapabilir mi? Buna izin verilir mi? Almanya'da buna izin verilir mi? Bunların yarısını, damatları, yarısını çocukları kamuda ya enerji işinde ya ihale işinde. Bu kadar hırsızlığa bulaşmış şeyi, ya sınavları çaldınız demek de biraz abes kalır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şeyi gösterecektim zamanınız olsaydı. Hani bugün, bir dahaki yayınımız. Evet, bugün mesela. Sayın Bakan işte önümüzdeki dönemde rant %40'ını alacağız falan. 100 milyar dolar nasıl talan edilmiş tekrar hatırlatmak isterdim. İnşallah başka bir sözünüzü yerinde. Almış olduk o zaman. Bu sadece İstanbul için geçerli. Bütün Türkiye geneline baktığımızda bu rakamın 400-500 milyar dolar olduğunu da göreceksiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.